Konya Ambalaj Atığı, ayrıştırma tesisi günlük 70 ton atık işleme kapasitesine sahip tesis evlerden ve fabrikalardan toplanan ambalaj atığını işleyip geri dönüştürerek ülke ekonomimize kazandırmayı sağlayacaktır. Atıklar çöp araçlarıyla toplanıp atık kabul alanına getirilir. Getirilen atıklar bir besleme ekipmanıyla poşet açıcıya beslenir. Poşet açıcının 3 fonksiyonu vardır. 1. Atığı depolamak. 2. Atığı dozajlamak. 3. Poşetleri açmak. Poşet içerisinden çıkmış atık disk eleğe doğru bir konveyör yardımıyla beslenir. Disk elek, ambalaj atıklarının içindeki büyük ölçüde olan kartonları ayırmada kullanılır. Bu kartonlar otomatik olarak ayıklanır. Ayıklanan kartonlar bir bant yardımıyla ayıklama odasına gider. Kalan atıksa balistik ayırıcıya beslenir. Balistik ayırıcı malzemeyi 3 bölüme ayırır. 2 boyutlu atık optik ayırıcıya gelir ve içerisinden karışık kağıt ayıklanır. 2 boyutlu atıklar karışık kağıt ve diğerleri olarak son kontrol odalarına gider ve buralarda biriktirilir. 3 boyutlu atıklarsa ilk olarak bir manyetik banttan geçer. Konveyörün üzerinde konan manyetik bant konveyör hareket halindeyken demiri çeker ve ayrı bir bölüme atar. Ardından atık alüminyum ayırıcıya gider. Alüminyum ayırıcı, mıknatıslanmayan metaller ve diğer malzemeyi hızlı bir manyetik tambur ve konveyör yardımıyla birbirinden ayırır. Kalan atık optik ayırıcıya gelir. Optik ayırıcı, 3 boyutlu atık arasından PET ve plastiği ayıklar. Bu atıklar son kontrolden geçtikten sonra ayıklama odalarında biriktirilir. Kalan atık son bir kontrolden geçtikten sonra konteynerla tesisten çıkartılır. Depolanan atıklar sırasıyla balya presine otomatik olarak beslenir. Eğer ürün PET ise, PET patlatmayla içerisindeki sıvıdan arındırılarak preslenir. Balya presi ürünü sıkıştırarak otomatik olarak paketler ve bu paketlenen balyalar tırlara yüklenir. İlgili firmalara satılarak ülke ekonomisine katkı sağlanmış olur.